İstanbul'u düşünmeden kendi dolarlarını düşünenlerin karşısına milletin iktidarını kurmak için meydan meydan geziyoruz. Buradan da söyleyeyim. Kentsel dönüşümde kimseyi mağdur etmek yok. Yerinde. Kimseyi yerinde yurdunda olduğu yerde kentsel dönüşüm yapacağız. Olduğu yerde. Birlikte olanlar, destekleyenler, sizlere sesleniyorum. Muhalefetten herhangi birisine iktidar sahipleri yanlış yaptığında Gaziantep'te Sayın Meral Akşener'in önüne çöp arabası çekerek engel olanları onların mantığını çöpe atın. Aramda. Hemşerim bana çırak dedi. Desin. Sakıncası yok. Ben de Bayrampaşa'dan bay ekonomiste sesleniyorum. Sayın bay ekonomist. Diploması olmayan ekonomist. Senin yüreğin varsa eğer diyorsan ki ben bir televizyon kanalında Muharrem İnce ile ekonomi tartışırım, ona bilgim var diyorsan hadi gel bir televizyon kanalında ekonomi tartışalım. İstersen başka bir kanalda dış politika tartışalım. İstersen başka bir kanalda tarımı tartışalım, sanayiyi tartışalım. Bak, eğitimi tartışalım demedim bile. Onu demedim bile. Çünkü sen kindar ve dindar bir nesil istiyorsun. Bense dindar bir nesil yetiştirilmesine karşı değilim. Dindar olabilir çocuklarımız. Sevinirim de buna. Ama kindar bir nesil istemem. Sen kindar bir nesil istiyorsun, ben matematik bilen bir nesil istiyorum. Sen yerli otomobil yapacağım diyorsun, tamponuna kaportasına razısın, ben otomobilin beynini yapmak istiyorum. Çünkü sen kitap özeti okuyorsun, ben kitap okuyorum. Dedim ki ya köprü yapmak kolay iş. Ben gönüllere köprü kuruyorum dedim. Sen bana gariban dedin. Ben de dedim ki 16 yıldır milletvekiliyim. Hatta senden 5 ay önce başladım milletvekiline. Tecrübem senden fazla. Peki dedim aynı maaşı aldık da ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun dedim. Cevap veremedim. Peki, dedim ki ya köprü yapmak kolay iş. Bak ben gönüllere köprü kuruyorum. Aslında ben dünyanın en zenginiyim dedim. İnsanları Türk-Kürt ayırmam dedim. Alevi-Sünni ayırmam dedim. Kadın-erkek ayırmam. Sağcı-solcu ayırmam. Başörtüsü başı açık ayırmam.
Hayır, ben insanları seviyorum. Ben bu ülkenin en zenginiyim dedim. En zengin. Sürekli insanları ötekileştirdin. Böldün. Şehitleri böldü, şehitleri. 15 Temmuz şehitleri, gazileri, şehit yakınları farklı sosyal hakka sahip, diğerleri farklı sosyal hakka sahip. Bak bana böyle. Sonra bana döndün, dedin ki köprüyü ben yaparım. Sen yapamazsın dedin. Şimdi Bayrampaşa'dan sana sesleniyorum. Birinci köprüyü Demirel yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Doğru. Bir itiraz yok. Dördüncü köprüyü de İnce yapar gelince dedim. Fark etmez. Sorun değil. Şimdi benim değerli hemşerime iki sorum olacak. Sayın Erdoğan, sevgili hemşerim. Sorum iki tane. Bir, önümüz bayram. Mübarek Ramazan bitecek, bayram gelecek. Bayram geldiğinde şimdi buradan Avrupa tarafına geçeceksiniz. Demirel Köprüsü'nden bayramda geçerseniz para var mı? Erdoğan Köprüsü'nden geçerseniz var. Anlayamıyorum, Erdoğan bay ekonomist. Ustaymış. Usta, sana bir soru soruyorum. Demirel Köprüsü niye bedava? Seninkisi niye parayla? Bunu açıkla bay ekonomist. Soru iki. Bay ekonomist. Demirel Köprüsü'nden 11 liraya geçiyoruz. Senin yaptığın köprüden neden 114 liraya geçiyoruz? Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor. Bize geliyor yani. Senin yaptığı köprünün geliri uluslararası şirketlere gidiyor. Yerliymiş, milliymiş. Ya senin ayran diyor milli içecek. Ayranın bile canını okudum. Niye biliyor musun? İnek Uruguay'dan, saman Bulgaristan'dan ayran nasıl milli oluyor? Ayranı bile affettim. Peki yerlisin, anladık. Yerliyim diyorsun. Bir soru daha soracağım sana. Bak, bir soru daha soruyorum. Sarayın mermerleri Bilecik'ten mi, Afyon'dan? Hiçbirisi. Nereden? Türkiye'de yerli mermer kullanılan Osmaniye'den, Bilecik'ten, Afyon'dan gelen mermerlerle yapılan yerli milli yer var. Anıtkabir. Peki. Madem yerli ve millisin, 1 Mart 2003 tezkeresine Amerikan askerlerinin Türkiye'nin güneydoğusuna girmesine izin veren tezkereye ne oy verdin? Neyi tavsiye ettin? Milletvekili değildin daha. Seçilememiştin henüz. Ne yaptınız? Evet oy verdiniz. Bu gariban hayır oyu verdi. Hayır. Yerliymiş. Senin neyin milli? Soru. Diğer soru. Peki, Türk Hava Yolları'ndan bilet aldınız. Bileti değiştireceksin. 25 dolar ceza ödersin. Dolar üstünden. Köprünün anlaşmaları dolar üstünden. Uçmadığın uçağın hava para ödeyeceksin. Binmediğin, yatmadığın hastaneye para ödeyeceksin. Geçmediğin köprüye
diyeceğiz. Yerliymiş, milliymiş. Senin yerlilikle, sen emperyalistlerin emrine girmişsin, emrine. Sizin AK Parti'ye, AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Vicdanınıza sesleniyorum, vicdanınıza. Sizin vicdanınıza sesleniyorum. Bakın, dün Adıyaman'daydım. Malatya'daydım. Burada köylülerimiz, bizim insanımız, bizim Adıyamanlılar, Malatyalılar, bizim insanımız, bizim kardeşimiz. Köylüler tütün ekiyordu. Yasakladılar tütünü. Hapse atıyorlar ekersen. Hapse atıyor ya. Peki Erdoğan Malatya'ya gelmiş. Şöyle anlatıyor. Tütün diyor zararlı. Ekmeyeceksin. Niye? Amerikan tütünü içeceksin. Peki Erdoğan'a soruyorum. Değerli hemşerim Erdoğan, Adıyaman'da, Malatya'da bizim insanımızın yetiştirdiği tütün zehirli mi? Amerikan tütününde vitamin mi var? Ha, vitamin mi var? Samsun'a gittim. Samsun'da sahneye bisiklet getirdiler. Alevinin bisikleti. Sonra bir baktım. Bir cami resmi, caminin içine bisikletli resmini koymuş. Oğluma düğün yaptım, köy düğünü. Öyle davullu, zurnalı, piyallı, eskisi gibi. Senin gibi de akronlu yapmadım, davullu, zurnalı yaptım. Bizler başlar!
utandığımdan değil, ben partimle gurur duyarım, o ayrı. O ayrı. Ama milletin birliğe ihtiyacı var. 81 milyonu toparlamamız lazım. Ben AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Hepsinin cumhurbaşkanı. Bakınız, tek olan şey bir gruba ait olamaz. Bayrak, CHP'lilerin bayrağı olur mu? MHP'lilerin bayrağı olur mu? Olmaz. Bayrak 81 milyon. Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, sağlısının, solcusunun hepsi. Peki, Cumhurbaşkanı da tek bir tane. Cumhurbaşkanı da herkesin Cumhurbaşkanı. Onun için hepinizden destek istiyorum, hepinizden. Nasıl yapacağız? Bir, Türkiye hukuk devleti olacak. Hukuk devleti. Yani Türkiye'nin mahkemelerine saygı duyulacak. Önce biz saygı duyacağız, biz. Yani Cumhurbaşkanı hesap verecek. Cumhurbaşkanı ne var ki bunda? Cumhurbaşkanı hesap versin. Adamın sağcı mı soklu mu olduğuna, başı açık mı başı kapalı mı olduğuna, Türk mü Kürt mü olduğuna, Alevi mi Sünni mi olduğuna bakar mı? Ayıp bunlar, ayıp. Modern bir devlette bu olmaz. Olmaz mı? Her şeyi bölüyor ya, bölüyor, her şeyi bölüyor. Kâbitli mi öldü? Sendikalar mı öldü? İşinizi düzgün yapın. Sadece işinizi düzgün yapın. Sadece işiniz. Hangi görüşler olursanız olun. Sadece işine bakacağız. İşi ehline vereceğiz. Ehline. Ben başörtüsü takıyorum. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa bir şey olur mu? Bak söylüyorum. Millete belge olsun. Bak söylüyorum. Benim kardeşim 12 yaşında rahmetli dedem dedi ki ilkokulu bitirince, bizim köyde adet öyleydi. İlkokulu bitiren kız çocuğu başını örtmez. Biz öyle büyüdük. Ne yapalım ben? Köylü çocuğuz. Kız kardeşim 12 yaşındaydı. Dedem dedi ki ört başını. Tam 40 senedir başörtü. Yani AKP iktidara geldiği için başını örtmedi. Kocası ihale alsın diye başını örtmedi. Yani biz Müslümanlığı Tayyip Erdoğan'dan öğrenecek halimiz yok. Elhamdülillah. Beni Müslümanız. Senden mi öğreneceğiz? Başörtülü kardeşim. İster evinde tak. İster sokakta tak. İster kamuda tak. İster okulda tak. Nerede istiyorsan tak. Türkiye'nin gündeminde, benim gündemimde böyle bir konu yoktur. Böyle bir konu yok. Bakın, nasıl istiyorsan söylüyorum, bakın, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Çocukları dindar nesil yetiştirmek istiyorsan ailenin problemi. Hay hay, sana devlet olarak yardımcı olacağız. Diyorsan ki bir saat din dersi yetmez benim çocuğuma. Seçmeli koyarız. İstediği kadar din.
ders verelim. İstediğin kadar. Her zaman istiyorsun. Ömrü de der ki ben de istemiyorum. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Tevbet bir zorlamada bulunamaz. Sen diyorsan ki ben çocuğuma 6 saat istiyorum. Hay hay. 7 saat istiyorum. Hay hay. Her saat istiyorsun. Çocuklara nasıl dil öğreteceğiz? Bir, bütün öğrencilere resmi dili Türkçe öğreteceğiz. Herkese. İki, evinde konuştuğun dili öğreteceğiz. Ana dilini. Neyse hangisi? Onu öğreteceğiz. Üç, bir uluslararası dil öğreteceğiz. İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Japonca, Çince. Dünya vatandaşı yapacağız gençleri. Dünya vatandaşı. Eğitimin canını okullar. Eğitimi mahvettiler. Mahvettiler. Analar size sesleniyorum. AK Parti'ye oy vermiş analara sesleniyorum. Çocuklarınıza yazın. Bakın bir oyunuzla Cumhuriyeti kurtarabilirsiniz. Bir oyunuzla çocuklarınızın geleceğini değiştirebilirsiniz. Bir oyunuzla huzur getirebilirsiniz memlekete. Huzur. Huzur, önce huzur. Kardeşlerim, ablalarım size sesleniyorum. Şu anda 100 kadından 32'si çalışıyor. 32'si çalışıyor. Bunu iki katına çıkartmamız lazım. Peki kadının çalışmasının önündeki engel ne? Çocuk. Nasıl çözeceğiz? Her mahalleye bir kreş açacağız. Her mahalleye bir kreş. Sonra ne? Çocuk kreşe, kadın işe. Her ailenin bir evi olacak. Her evinde bir maaş olacak. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Parayı nereden bulacaksın? Soru. 40 milyar doları Suriyelilere nereden bulduysan orada bulacaksın. Dolar saray yaptırmaya nereden bulduysan oradan bul. Sadece Ankara'daki saray değil, 5 tane de İstanbul'da var. Babamaçı onun, Uber Köşkü onun, Beylerbeyi onun, Vahdettin Köşkü onun. 500 milyon dolar da onları onarmaya harcadı. Doymadı. Sarayperest hemşerim doymadı. Bir de 300 odalı Marmaris'e saray yaptırıyor. Ey benim gariban AK Partili kardeşim. Sen ver oyları, o da saray üstüne saray yaptırsın. Yazık, yazık. 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 Bakın başta söyleyeyim. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda tabii çok misafir gelecek. Sizler de geleceksiniz ziyarete. Baştan söyleyeyim. Bak, kızmayın bana sonra. Ben sarayda falan oturamam. On altı yıldır milletvekiliyim. 14 senesini kirada geçirdim. 1,5 sene olduğum bir apartman neresi aldım. Onun için benim evim zaten bana saray gibi geliyor. Daha öyle doymadım ki. Bak söyleyeyim başta. Öyle bütün Bayrampaşa bize oturmaya gelirseniz yer yok.
8 kişiyi geçmez. Yer yok yani. Ben koca bayram başı nasıl ağırlayayım? Başka söyleyeyim. Anlaştık mı? Tamam mı? Burası fena. Burası fena. Burası olmuş olmuş. Prova yapıyoruz. Buradan şeye gidiyorum. Zeytinburnu'na gidiyorum. Şimdi bu prova bittikten sonra bir iki gün birkaç gün sonra herhalde ikinci bölgede bir prova yapacağım. Diğer birinci bölgede bir prova yapacağım. Sonra bu provalar bitti mi bir büyük İstanbul mitingi. Sizden bir şey istiyorum. Sizden bir şey istiyorum. Dedim ya tek başıma yapamam. Beraber yapacağız. Beraber. Ben sizin çocuklarınızı düşünüyorum. Bakın. Bir insana hayatta üç kişi kıskanmaz. Anası kıskanmaz. Babası kıskanmaz. Bir de öğretmeni kıskanmaz. Öğretmeni. Kılıçdaroğlu'nda kavga et. Bahçeli'yle kavga et. Gerçi oradan kırılıyorlar. Sonra da neyse. Herkesle kavga et. Milletle kavga et. Bizde onlar diyor. Bizde onlar. Niye onlar olsun? AK Partililer onlar falan değil. AK Partililer de benim kardeşim. Onlar da benim kardeşim. Aleviler niye onlar olsun? Aleviler de benim kardeşim. Kürtler niye onlar olsun? Kürtler de benim kardeşim. Hepsi bizim kardeşim. 81 milyon beraber var. Şimdi o kavga etsin. Ben gençlere sesleniyorum. Gençlere. Bakın niye? Niye fakiriz biliyor musunuz? Niye fakir olduğumuzu anlatayım. Bir telefon alayım oradan, bir telefon. Telefon, bir telefon. Şimdi bakın. Bu telefon 1000 dolar. Öyle değil mi? 1000 dolar. Bunu 20 dolara, 30 dolara yaptırıyor. Ama 980 doları markada. Marka kiminse ondan. Çin 20-30 dolarına razı. Emek ucuz, insan çok. Fakat marka yoksa markada yoksa arkada kalıyorsun. Şimdi Erdoğan'la farkımız şu. Erdoğan 20 dolara razı. Ben 980 dolardan pay istiyorum. Televizyon. Bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Olmaz. Olmaz. Büyük masaya talip olmak lazım. Zeytinyağı biz üretiyor muyuz? Üretiyoruz. İtalya geliyor bizim zeytinyağını alıyor. İtalya'ya götürüyor. Şişeliyor. Kendi markası var. Kendi markasını basıyor. 15 katı fiyata satıyor. 15 kat. Peki marka nasıl yaratılır? Türkiye'de elbise dikiliyor mu? Dikiliyor. İtalya gelip elbiseleri bize diktiriyor. Alıyor İtalya'ya gidiyor. Bir marka basıyor. 15 katı fiyata satıyor. Bizim marka, teknoloji, tasarım yapmamız lazım. Peki marka, teknoloji, tasarımı
kim yapar? Emekliler mi, gençler? Gençler. Hangi genç kindar nesil yapamaz? Çağını sorgulayan genç yapar. Mesela Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi diye tweet atan genci sabahın 5:30'unda evinden alırsam o ülkeden hayır gelmez. Mesela stadyumlarda beni eleştiriyorlar, bunları kayıt altına alayım, pasolik getireyim dersen o ülkeden hayır gelmez. Ha, size söz veriyorum, bir hafta içinde pasoliki kaldıracağım. Özgür. Yani Cumhurbaşkanı'nı eleştiren gençler. Bunu yapacağım. Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de iri gençlik bursu, iri cumhuriyet bursu. 500 lira para vereceğiz. Bu parayı Muharrem İnce vermeyecek. O parayı Cumhuriyet Halk Partisi de vermeyecek. O parayı devlet verecek. Devlet. Şu anda fakire fukaraya devlet para veriyor mu? Veriyor. O parayı Erdoğan cebinden mi? AK Parti kasasından mı? Yok öyle bir şey. Muharrem İnce ay başı geldiğin kartı soktuğunda bankamatiğe milletvekili maaşını nasıl alıyorsa gariban da öyle alacak. Ne var bunda? Öğrenci de öyle alacak. Hatta bizim dönemimizde hırsızlık olmayacağı için daha çok alacak. Düğünde değiliz, birlikteyiz, davulcu. Bir dakika dur. Dur. Şuradan bir milletvekili bakayım da sana bağış işlersin. Dur. Nerede milletvekili? Hani nerede milletvekili? Göremiyorum. Biri diyorum ya. Nerede var? Adayla, aday. Adayla bir zaten masrafta. Şurada nerede milletvekili? Kim var? Milletvekili kim var orada? Yaşar Gücün Bey, davulcuya bir yüzük at bakalım da görelim şu an. Zaten asgari ücret 1600 lira, dünyanın bahşişi oluyor bu milletvekiller. 100 lira versin, bir şey olmaz. Tamam, eyvallah. Eyvallah. Peki, Erdoğan kindar nesil, ben sorgulayan nesil. Erdoğan arabanın kaportasına talip, ben beynine talibim. Erdoğan geçmişle bugünü kavga ettiriyor. Nereye dolaşıyor İsmet Paşa diyor. İsmet Paşa kadar taş düşsün başa. Ne işin başa? Yani ya 40 sene önce vefat etmiş. Yani ne işin var dönüp dolaşıp? İnsaf, can dönüyor dolaşıyor, camileri ahır yaptılar. Hani ispatı? Camileri kimse ahır yapmadı. Ama sen camileri seçim bürosu yaptın. Çek camilerden elini, çek! Eyüp Sultan'da demin miting yapacağız. Eyüp Sultan'a gidip dua edelim dedim. Soruyor gazeteciler. Eyüp Sultan Erdoğan'la özdeşleşmiş. Yok ya dedim. Yok ya. Ne alakası var? Ben Eyüp
14 yaşında Cumhurbaşkanı adayı olunca gelmedim ki. Anamın bir adağı vardı. Köyde ilkokulu bitirdim. Adağı da şuydu. Oğlum ortaokula gitsin Yalova'ya. Köye gelirse ortaokulda minibüste çocuğumu Eyüp Sultan'a götüreceğim diye. İlk kez 12 yaşında. Bakın Erdoğan'la benim aramda bir fark daha var. O meydanlarda 3 çocuk diyor değil mi? Baş diyor 5 çocuk. Ben diyorum ki çocuk sayısı beni ilgilendirmez. O sizin bileceği. Bu arada çocuk sayısı da karışmıyor. Bir de doğumun yöntemine karışıyor. Sezeryan olmaz diyor. Normal doğum olacak diyor. Ama ben neye karışacağım biliyor musun? Ben de çocuk bezindeki KDV'ye karışacağım. KDV. Şu anda sütte KDV %8. Çocuk mamasında KDV %8, bebek bezinde KDV %18. Erdoğan çocuk sayısıyla, doğum yöntemiyle uğraşsın, ben çocuk bezindeki KDV'yi düşüreceğim. Niye biliyor musun? Biz büyük devletiz diyor ya, biz büyük devletiz. Ben büyük devlete nasıl inanırım biliyor musun? Çocuğun doğumundan %18 KDV alan devlet büyük devlet olamaz. Olmaz. Hiç merak etmeyin. Geçenlerde Cerrahpaşa'yı ziyaret ettim. Dekanı görevden aldılar. Ne Cerrahpaşa ne Gazi. Ünlüm Pöldüler ya üniversiteleri. Size söz. O üniversiteleri birleştireceğiz. Söz. Bunu bilmenizi isterim.